Başlatıyorum. Tamamdır. Evet. AI achievement. Aa, ne demek losing power, great power? Şimdi Bu kadar combat gözükmüyordu bit ya benim korkum. neyiz? 32'ye mi çıktık? Hem topçu sayısının toplamı hala daha o seviyede değil ama en azından şeyleri bir 20 sallayalım da. şeydir ya, yara hala atacak 16, ya, 20, soğuyunca fark 12. etmişsin. Aynen, şimdi hissettim yani. Çok çok Acısını. çok yakıştıramadım sana bunu şey Furkan. Ne Adamın var ya? böğrüne böğrüne basıyorsun. Ortalığı şenlendiririz işte ya. Volkan. Efendim? Save almamışsın sana dediğim biraz. Askerlerin hepsi çıktı. En son biraz daha mı oynadın sen? Demiştim ya şu an save alma diye. En son 3 kişiydik ben save aldığımda. Bir daha üstüne oynadıysan bilmiyorum. Yo yapmadım çıkmıştım da. İspanya. Bilmiyorum anlamadım. Ghost mu oynuyorduk? Yok İspanya Rainman oynuyor. Papaya saldıracağım. Sen gelirsin şey yememek için. Kırım'ı niye annexlemiyorum? March'tan March'ı annexleyemez. Şey yaparım. Sana white atarım. March'tan çıkarması lazım. Benim, o da iki toprağım var ya. Problem. Oraları da alayım ben de. Benim, bak sen zaten akşam benim önümü kes şey için. Victory card'ım için. O toprağı sana bakacağım. Arezzo'yu diğerlerini alacağım. Tamam, Genova topraklarından İngiliz'in verirsen. Victory card'ı nerede ya? Fransa. Genova trade modundaki de toprakları verirsen sıkıntı yok. Fransa'nınki de İtalya. Nasıl veriyorum sana? Burası Provence. Abi burası şu hale bak. Dört ülkenin victory card'ı var ya. Zavallı papa ya. Hayatta kalmak istese de kalamazmış yani. Ben saldırıyorum. Zavallı adamcağız. Denedi de anca bu kadar. Sıra sıra sokma mantığı. Onun şeyini kullanıyorsun. Moral bonusunu. Hepsi moral kırılması yaşıyor öbür türlü. Savaşa girmeden moral kırılması yaşamasınlar diye yapıyorsun. Topçularsa sırayı alıyor. Sonradan soktu mu sıraya bir türlü giremiyorlar. Arka sıradan en iyi vuruş topçulara ait. O da %50 daha az vuruyor. Fakat ilerleyen çağlarda şey yapıyor. Flanking abilities sayesinde daha çok etki yaratıyor. Oh be paraya bak. Çalışın lan. Çalış. Bunlar durduğu yerde sıkıyordu. Dün kaçıranlar varsa bu sırada. Durduğu yerde tüfek ateşliyorlardı böyle. Lan. Şu an gerçi eğitimde de. Aa bak bu eğitimde de yine ateşliyor. Fransa sen gemilerimi dövüyorsun benim. 9 tane gemim var. Nasıl lider koyduğunda her türlü ateşliyor yani. Bir ilginç bir bug mı artık bilmiyorum. Görsel bir şey mi? Yoksa hani eğitime başladık parayı kıstık diye mi? Bilemiyorum sebebini. Evet, saplarınızı bir arttırayım sizin biraz. Oh. Padişahım bak yanım. Yüzüme vur yüzüme. Bir göster gücü. Adam saplarınızı arttırayım biraz diyor ya. Böyle adamın cukkalarsın böyle adam. Oo, aylık 32. Gelmiyor yazdıklarım. Chat'te gelmiş ama. Ne? At War with Raşit mi? Hürmüz Raşit savaşı mı dönüyor? Raşit de hiç ses çıkarmadan böyle sessiz ve derinden gidiyor. Hop. Boros bu çocuğa bu. En sevdiğim. Bundan sonra göbek bağımızı kendimiz kesiyoruz. Sonunda ya. Çok ayıp. Çok ayıp duymamış o. Nedense inanamadım. Yani, inanmak istiyorum ama bilemiyorum. On iki K, on iki K.
Birin, ikinin %60'ı ne diyor anasını satayım? 1.2 ediyor. Ya 1 vereceğiz şuraya. 1 de verme ya. 22'ye 8 kalsın ne yapayım yani. Böyle rakam şey oldu mu fıttırıyorum ben çünkü de. Sayıda böyle bir... Alo. 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 Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya kusura bakmayın gelemedim bugün. Bir şey olmaz. Dışarıda arkadaş beni bekletti gelmedi. İşi çıkmış. Ekildin galiba. Çok güzel ekildim ya. 16'nın %60'ı kaç ya? Sen gel akşam çıkardım ben. Biri onu hesaplasın. Bizim için bir sıkıntı yok yani. Oynamak istiyorsan oynayabilirsin Murat abi, Fatih abi sıkıntı yok. Yo sıkıntı yok ya. Emeğin var bu kadar oyunda gel. Ya gelmişsin o... Anne ya. Sen yavaştan gir. Geldiğin zaman söyleyeyim bana. 9.9 mu? Bende şu an 6 var. 3. Biz onu 10 yapalım. Şuraya da 4 piyade daha ver. Hadi onda 12 yap. Efendim? Sen attığım şeyler güzel şeyler için kullanıldı mı? Evet. Dün İspanya konuştuk ya. İspanya atsana bana Vibe. Bu arada ne oldu? Fatah terk etti Fransa'da Vibe falan. Savaş mı oldu? Papaya girdi de. Ha Katolik'e değil korkuyor. Savaş çıkabilir. Zorlamayalım onu. Nasılsa daha var şeyimiz. İspanya kimle savaştı? Fransa'yla. Abi panda bu ülkeyi nasıl oynuyordu? Herkes para istiyor. vermiyordu. Ya vermiyordu. Yedekler için şöyle bir mevzu var. Şimdi kafalamaya çalışabilirler sizi. Dikkat edin yani. Yok bana para verecekti. Yok bilmem ne yapacaktı. Siz çıktıktan sonra biz konuştuk. Ama şey yapacak. Hani yani. Kaan size bir şey demediyse. Dün çünkü Kaan'ı bilerek tembihledim ben. İyice anlat şey yap diye. Söyle A'dan Z'ye diye. Hani ayaküstü kafalanmamaya dikkat edin. Millet yamyam gibi çünkü. Herkes açlık çekiyor. Sen şimdi öyle diyorsun da ben dün sen gittikten sonra konuştum. Raşit'in yüzü burada. Ama Yano şimdi Panda dedi ki bana beni topraklarını bana bırakacak. İyi güzel. Öyle bir şey değil mi? Orada istediğim seviyeye ben geldi. Ben toprak ya. Verdiğim için İsveç'e bana şey verdi. Konstantiniyye'yi verecektim. Force limitim düştüğü için. Kıbrıs'a İstanbul'u verecekti. Ben atman lazım Yano bana. Abi ülkeye verip çıkayım ben. Panda herkes her şeyi vaat etmiş. Verme Yano verme. Vermiyorum de. Bu da ciddi vermiyorum de diyor ya. Vallahi ya. Destek abi. Zaten İsveç'te eray oldular. Niye bana neyi dinledin beni ya? Anlamadım. Ben gene bak. Rusya niye Frankfurt'un bağımsızlığını şey yapıyor destekli hocam? 8 yılım var. 8 yıl sonra Rusya seferi tam gaz. Savaşı bitti. İsveç sattı mı? Yani açık açık söyledi şey yapmayacağım dedi. Ofansif savaşlarınıza gelmeyeceğim dedi. Commonwealth'de oyunun sonuna kadar alay kalmanın bana bir faydası yok dedi. Bu yani. Buna artık ne derseniz. Heavy to infantry ratio'yu ucu ucuna yapma. Savaşta inf azalırsa yer eksi yer diye tahmin ediyorum. Abi ben mi atayım vay? Şöyle bir durum var. Süvari at, önden giriyor at, öyle vay. Bir durumda. Piyadeden önce süvari sen giriyor savaşa. Sen diyeceksin diye atmıyordun. Sen o yüzden öyle yaratıyorum. Yaratıyorum falan çok ayıp ya. Ayrıca bizim çocuklar da destek oluyor ya. Büyük savaşlar dönüyor. O zaman piyade şeyi artıyor. Mazu'ya bak. Abi iğrenç bir border gor. Mughal desen patır kütür giriyor. Ya orada büyük bir vasal büyütürse iyi olur. Hürmüz'ün Arap topraklarını da yediler. Yok. Kilva da çökecek. Hiç sıkıntı yok. Geldiğin zaman haber ver. Hürmüz de buraya göç. Çöküyor. Fatih abi sen bu arada İstanbul'da mıydın? Yok normalde Eskişehir'deyim de İstanbul'a çok sık gidip geliyorum. Görüşürüz bir ara. Olur. Yaratıyor musun Ebu Cehil? Başladık yine anasını satayım. Çıkıp gelsen Fatih abi sen işin yoksa kalsan olur mu? Hadi çabuk ol. Ya işin varsa sorun yok ya da fark etme ülkede oyunda da yer. Yok işim yok da. Sen zaman kaybetme. Gelecek savaşları mı hissediyorsun? Tamam ben hallederim o zaman ya. Problem yok.
50 admin, 50 prestij. 50 prestiji daha çok şu an isterim ya. Yok, admin tekte zaten iyi durumumuz. Diplotekte her türlü gerideyiz de. Prestijim düşük de. Eksik 90 küsürde galiba savaştık Osmanlı ile. Ona rağmen moralim çok iyiydi ya. Yano bari para. Power projection da yoktu yani. Ya abi, şey çıkmam iyi oldu. Defensive ben çıkmam ben iyi oldu yani. İş yaptı evet, bana. Evet onu yükselt. Şunu açarsak quantity'yi bitirip daha da hoş ya. Olacak ya. Yoksa Rusya gibi bizde mi satıyorsunuz? Zaten? Çok önden basmamıza da gerek yok. Biraz beklesin. Artık bilet daha yasanız da kanka. Olur abi. Var mı basan? Sağ ol Fatih abi şu bu arada. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Yok. Bu ilgini unutmayız yani. Murat abi çağıracaktım. Tamam, Murat abi tamam. Japonya'ya çağırdım. Kariyer upgrade. Çok söylendi bana. Yok para yok. Bilmem ne yok. Şimazum üstüme bağlanmış. Yani, Osman şey bana nasıl? Para almıyor. Senin oyunun önünde bence şey bekle, çok ilişim alanı var ha. Abi senin de ekonomisi yok ki Osmanlı'nın. Raşit. Abi bırak şunu yani ben, böyle alma. Ben çıktım orada oyundan. Tamamdır teşekkürler katıldığınız için. Rica ederim. Fıkan abi okullara kayranız abi. Geldim hanım bir selam vereyim dedim. Baktım senin geldiğince. Otto kimle müttefik? Yanında İsveç, Fransa, İspanya, Raşit var. Normal işmanlarda hep oynamak istiyorum da. Cuma cumartesi olduğu için genelde katılamıyorum. Bu vesileyle de aranıza gelmiş oldum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. İnşallah başka oyunu görüşmek üzere. İnşallah. Otto kimle müttefik okudu? Kaan abi kamerayı çeksen oradan... Ha kameranın yeri tamam. Eyvallah. Katılmak... Arada onu unutuyorum. Avusturya'nın köylüsü galiba demiş. Niye? Rusya seferinde İsveç'in önünü kesersin artık. Oyun şifresi mi değişti ya? Yok aynı. Kopyala pişiriyorum. Olmadı. Arkeus bir daha davetsene ya. Ya bu arada bu tak nasıl oluyor ya? Ben hani nereden ya? Sağda üstten en üstteki değil de bir altındakine AA yazıp aşağıda scan internet deyince çıkıyor olması lazım. En üstteki mi en alt, onun altındaki mi? Onun altındaki. Ha geldi senin şey şu an. Onunla uğraşacağını İsim sıralamasında K'ye yayın zaten görüyorsun. Yani şöyle bakın burada Furl'lar var, burada Grain'ler var. Grain bildiğim kadarıyla Manpower Recovery Bonus mu ne veriyor ama. Benim böyle bir tabii onu alabilmek için bayağı bir Grain elimde tutmam lazım. Böyle mesela YouTube'da bir şey araştırıyorum. Tarih falan, işte yemek falan yapacağım. Ya o vasfı geç artık böyle. Hızlandırıyorum bazen videoyu böyle hızlı anasın diye. Neredeyse tüm dünyayı görüyoruz öyle. Evet. Sen sıçmaya da üşeniyorsun. Vallahi bazen diyorum şimdi kim bilir sıçacak mı? Ya bir şey diyeyim de ona üşenmeyen varsa aramızda helal olsun. Çok sportif bir insan vallahi olmalı yani. Üşenmeyen sıçmıyor. Kaan ya. Günlük her saat bellidir. Her akşam 8'de gider sıçarım. Memur götü diyor ona battal işte. Memur götlü olmak. Yok kanka. Durdurdum sadece şeyi geçirdim. Yok. Sen bak istiyorsan biraz. Yok bakmana hiç gerekiyorsun. Okay. Her şey yapmak istiyorsan 200 yıldır. Bakacağım. Abi bir şey yapıyorum. Bak bana sonra bir ay boyunca girip gelip bana laf sokuyorsunuz. Yapmayınca da yapma diyorsunuz. Ben çözemedim abi. Bak şurada. Ne şurada? %100 mü? Aslarında kim? İki tane ülkede İsveç 100 mi? Yıldır. Bakalım. İzliyorum kimse almıyor onu. Marrakeş'te sus. Ya vursana. Baltığın parasını biraz kendi tarafımıza çekmemiz lazım. Yo onu da bu almadı zaten. Öbür oyuncu aldı dedi. Oradaki trade node'ların seviyesini arttırdım. Bir de şunları yapalım. Aslında şuradaki görevi yapalım ya. Bir para biriktireyim artık. Harcamayayım. Yapalım adam şunu ya. Üşen gençten Kongo'yu kaybetti. Mevcut dinleri çeviremiyoruz. Yanlış anlamadım. Kongo'yu mu kaybettin? Aynen. İngiliz'e kaptırdın Kongo'yu. Oğlum şeyleri, anlaşmamız öyleydi sanırım. Malaka bölgesini Hürmüz'e kaptırdın. Malaka bölgesini Hürmüz'e kaptırdın. Kolonist adamsın sen ya. Koloni atman lazım her yere. Adam koloni büyük. Aynen koloni. Ama iki tane kolonisti var. Dibe vuracağım şeyi. Bir tane atacak. Yere koyacak. Diktatör geçirebiliyorduk değil mi başa ya? Event geliyordu galiba sıfırlayınca diye hatırlıyorum. Bak ben buraya gidersem bundan sonra daha hiçbir bu Avrupa'ya hiç karışmıyorum. Cumhuriyet bayağıdır oynamadım çünkü. En kötü bir deneriz bakarız. Ya
ikiz kolin oynadım. Ona göre yaparız bir boklar yine. Nazlı'nın o iki ülkeyi aldı. Orası GP. Ya, dur. Bu kadar bir şey göstereceğim hemen. Yo, herkes rev kasabilir canım. Birinci Osmanlı, ikinci Mughal, üçüncü İngiltere, dördüncü Şimazu, beşinci İspanya, altıncı Avusturya, yedinci Fransa, sekizinci İsveç. Sıra bu. Osmanlı ile Mughal yakın sayılır. 200 dev fark var. Mughal ile Britanya bayağı yakın. Ondan sonra Şimazu'ya doğru bayağı bir uçurum var yani. 400 dev falan fark var. Abi benim diplo puanım çok. Para istemediğin sürece şey yaparım. Aç gözlü olma. Hayda. Unmanly tactics. İnsanlık dışı taktikler. Niye abi? Niye böyle bir şey yapıyoruz ya? Bizim öyle bir şeyimiz mi varmış? Absolutizm. Abso mevzusu kötü oldu. Çünkü Cumhuriyet'e geçtiğim için eksi 40 görüm oligarşiden. Ne veriyorsun? Bir burgerları şeyini kes. Daha sonra arttırırız onu. Daha toprak verelim, arttıralım ya. Abi burası... Neyse. Kim hit yedi? Biri hit yedi galiba. Tamam. No Unarmed Edition kaybetti memleket. Dün Osmanlı ile bir tane çatışmada sadece 16 kazanmışız anasını satayım. Sen düşün. Ne kadar geliyor. Basmayacağım, basmayacağım. Bina basmamalıyım, basmamalıyım. Şarapçı memleketine döndü. İsmeç bizden döndü. Daha güçlü demiş. Daha fazla dev var diye. Türkiye'deki ayyaşların hepsi benden içecek şarap. Ayyaş mı? Meyhanedeki şarapçılar mı? Oyunu 3'te akarken para biriktirmek daha da zor oluyor ya. İnsan böyle şey yapmak istemiyor yani. Beklemek istemiyor. Buradaki kaleyi yıkıp şu nehir hatta arkasına çekilebiliriz bu sırada. Kaleleri. Avusturun da ordusu neredeyse benim kadar var. Şu an bakıyorum da böyle bir 110-140'a yakın yani işte hesaplamak gerekirse. 122 burada var. Otuz küsür K'da bu. 150 K falan işte yani. Yakınız baya. Skill 3D. Şu arkadaşı ver bakalım. Bunu ucuz bulamadık. Bunu da olmadı seviyesini arttırırız da. Yana bu kadar cimri olma ya. Ben Osman'a anlaştım diyorum, adam yok. Danzig'e ya. Verdik zaten değil mi? Ben 200 devir toprak verdim. Ama burada hiçbir faydası olmadı yani o kadar. Kazanç anlamında o kadar etkilediğini zannetmiyorum. Az yalıyorum zannetmiyorum. Bir şey geldi. Şey dediğim state söylüyor. Miydi? Benim geldi bir şey ama bakmadım adam gibi. Laps diye geçtik yine. Ah, 1000 şükür. Lan. Kim? Avusturya mı? Avusturya için diployu harcayabilirim. Evet, artık expandli Kazmirez'i yapabilirim. Deal with the Sejim. Absolutizmin 50 olması lazımmış bunu da yapabilmem için. Admin puanı falan veriyor. Gerisi ne yapıyor? Development cost yazıyor Lublin'de. Tekstil vereceğiz. Oradaki üretim şeyi artıyor. Bu da Rutenya'da şeyi düşürüyormuş. Bu çok anlamlı değil de şu daha iyi. Invest in Eastern Poland.
şu şeyi de yaparsak bu sırada moral falan var bunun işin ucunda. O yüzden bunu yapmaya başlayalım. Dry dock, dockyard, grand shipyard. Biraz gemi basıp biraz da bina basacağım buraya. İsveç'e karşı claim falan verecek bildiğim kadarıyla. E4 oynarken ülkeyi bırakıp ekmek alıp geliyordum, gene de oyun akmıyor demiş. Ya 4'te 5'te akıyor da. Hani multide 3'te damlıyor yani. Akma denmez ona, damlama denir. Şu noktada. Novgorod'u alsan iyi olur bana. Novgorod İsveç'te ya. Ali abiyle dünkü olayı söyledi mi, uyum olayı? Ha, sabah konuştuk ya. Söyledim, ne güzel uyudun öyle akşam falan dedim de. Horladın mı lan yoksa falan yazıyordu. Ali ya. Bu akşam yok ama. İspanya oyuncusu değişince taraf değiştirdi mi? Şu an aynı oyuncu var. Kıbrıs'ın oyuncusu gelmemiş herhalde. Ya Akcan var yani, son 4 bölümdür aynı o. Kıbrıs'ın oyuncusu yok bu akşam. Benim korsan diyor mu? Abi Kıbrıs'ın oyuncusu gelmemesi kötü oldu çünkü Avustur 27 duka kazanıyor şeyden. Altalaması lazım araya. Nereye atıyor şu an? Fikriniz var mı? Şu an bir yere atmıyor ya. Emin misin? Orayı ne güzel yağmalıyordu şey. İşte şu an nereye yağmalıyor acaba Kıbrıs? O değil, o 20 dukat ben almıyordum. Napoli alıyordu 20 dukatı, şimdi bana geçti. Bir işte baltalaması lazımdı orayı ya. Hiç görmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Muscovite kültürünü de almam lazım. Füh, gözden düştük. İsveç Osmanlı tarafında, evet. Bir sonraki MP'de İtalya görüyoruz. Benim açımdan diyorsan hayır. Bir sonraki multinin detayları duyurulacak. Ben size ufaktan çıtlatmış olayım. Minör multisi olacak. Minorların olduğu multi. Yani herkes küçük ülke alacak. Bu konuyu daha önce Furkan'la konuştuk. Furkan şey yaptı bayağı beni. İkna etti. Değişiklik olsun dedik. Ondan sonraki yine şey olur, normal olur muhtemelen de. Abi ya. Dur. Aramızı düzeltelim hemen de. Aleykümselam. Raşit her yere dalıyor. Yani önü boşken dalması lazım zaten. Kilvaya milvaya patır kütür büyürse ekonomisini, askerini güçlendirir. Yalnız Osmanlı'nın yanında kalmayacaksa büyük tehlike Osmanlı'ya karşı Raşit. Güneyden, kuzeyden, oradan, buradan derken belli olmaz. Biz de gelebiliyoruz mu? İzleyici multisi zaten abi. İsmi öyle yani. Bilmiyorum. Onun morali benden daha düşük galiba. Oha, 600 şey mi birikti? Teknolojinin üstüne. Vay arkadaş. Demin gösterdim beyler. 2246 dev Osmanlı şu an. Biraz şeyi açtık ya, şu force limiti. Onu arttırmam lazım. Çarpık kentleşme mi? Para yapan bir yer. Vallahi şansına küs. Benim yerim daha bu multiye başlamadan önce belliydi. Daha önce de söyledim. Aklımda bir yer vardı. Orayı oynayacağım. Fransa güçleniyor derken adam dün buradaki koca münsleri çıkarttı içinden. Bilmiyorum farkında mısınız? Osmanlı emretti diye koca münsleri İsveç'e saldı.
Münster İsveç'in. Yani bir şey durumları oldu orada. Fransa'ya ama Fransa'nın hiç umurunda değil. Hani dedim Osmanlı seni şöyle işte şey yaptı. Ketenpere'ye getirdi vesaire carçur. Adamın hiç umurunda olmadı. Adam mutlu. Babür bizim yanımızda. Kale düzeni hoşuma gitti. Daha şu an bir düzen diye bir şey yok ki. Aldığımız gibi duruyor. Daha değiştirmedim. Daha boşluklar... Çok boşluk yok da şu taraflara biraz dikersek iyi olacak. Yer arkası. Onun için kalelerin yerlerini değiştirmem. Daha efektif yerlere dikmem lazım da. Para gerçekten az geliyor yani. 33 ile şey yapmaya çalışıyorum. Patriklik otoritesini kaybetmedi. Prestij de düşüp duruyor anasını satayım. Patriklik otoritesini de ayakta tutamıyorum. Şeyi de ayakta tutamıyorum ya. Klerjiyi de ayakta tutamıyorum. Devamlı bir düşüş. Şu an atlı sayımız tam aslında. O yüzden gerek yok. Çekmeyelim. Gerçi bunun atlısı daha iyi. Ama şu bonuslarını kaybetmeye gerek yok. Ya. Kalsın. Diployu da şu an çekmeme gerek yok. Normal akışında gider. İyi ya bu şu an durum. Kral drill yaparken öldüğünde stability yemiyorduk değil mi biz? Yiyor muyduk? Yiyorsun yine. YouTube videonun çok geridesin. O yüzden bence izleme. Dünkü bölüm daha yüklenmedi YouTube'a. Fransa ve İspanya arası bozukken Coalition savaşı atsanıza. Fransa'ya. Yanında İsveç, Osmanlı, Mali var. İntihar sistemleri AŞ. Unrest Secret. Şu Land Force Smith Modifier'ı ver. Hürmüz niye çıktı? Bir o geliyor bir o gidiyor ya. Hadi Osmanlı olsun tekrardan. Sınırımdaki kalelerin şeyini de açayım. Şu Protecting Fort mevzusu. Ney? 200 mü? Ney? 206 mı? Öf. Gelir 46 oldu. Öf. Sonunda be. Force limiti düzelttik. Gemileri de bir 10 tane daha bas da şuraya. Inek President Dictator. This is not reform. I'm not able to switch to other reforms for him. Despot. İşte bu. Despot çıkardım da bakacağım şimdi. Etkisine bakacağım. Daha önceden farklı bir eventle geliyor diye biliyorum. Şu an despot oldu adam. Şeyde olduğumuz için. Republican tradition'ımız daha düşük olduğu için seçim beklemiyor. Adam direkt Lord Protector. Vay amına koyayım. Adam kendine koruyucu lord unvanı da verdi. Maksimum absolutizmimiz de yükseldi. Güzel. Artık gelen fazladan military power'ı strengthen government'a basacağız. Republican tradition'ımız artacak. Bu sayede de hemen şey kasmaya çalışacağım. Absolutizm kasmaya çalışacağım hızlı hızlı. Onun dışında fazla admin puanlarımız var. Şunları devlere harcamaya başlayalım artık. Varşova'ya özellikle bayağı güzel harcayabiliyormuşum ve çok da ucuza gidiyor. Bakayım. Monarşi değilim. Monarşi değilim şu an ya. Monarşi olmamam lazım yani. Despotluğu kaybettim. Grand Republic Dictatorship olduk. Diktatörlük oldu yani. Moral veriyor. %10 moral veriyor bu sırada. Presidential dictator olduğumuz için. Yani güzel oldu. Artı %10 moral aldık. Ayaküstü. Yönetim biçiminden. Strengthen government. Yalnız neden kasamıyorum? Bir şey soracağım. Strengthen government kasamama gibi bir şey mi var cumhuriyetlerde? Bilen var mı? Olabilir. Türkçe konuş anlıyor.
Legitimacy'nin 100 mü abi? Yok değil işte. Katabiliyorsun abi. 23'te şu an mesela. Strength and Government basacağım. Üzerine götürüyorum. Basılmıyor. Herhangi bir şart mart bir şey de yazmıyor da. O yüzden sorayım dedim hani bilen varsa. Diktatörlük oldum. Onunla alakalı olabilir mi acaba? Her diktatörlük kralın ölmesi lazım. O ölmeden basamıyor muyuz? Diktatörlükten çıkamıyorsun işte. Yok yok, çıkmak için değil ya. Şey basıyorsun ya, legitimacy'yi arttırmak için military power'ı harcayıp strength and government yapıyorsun hani. O mevzuyu şey yapmaya çalışıyordum. Legitimacy'yi arttırma şeyi. Şu an basamıyorum da üstüne. O zaman sıkıntı var. Ne geldi lan bana? Ha, Polish Navy geldi. Luka'da patladım yani fakti. Oha! 5 tane War Galleon yapılıyor. Swedish Deluge. Ülkede fazla fabrika da yok ha. Ya bu bölge, oha, bu bölgeyi almadan moral %10 alamıyormuş. Bayağı İsveç'e göbekten girmem gerekiyor onu alabilmek için. Şeye de bir bakalım. Manufacturer'i nerede çıktı lan Manufacturer? İtalya'da çıktı. Kardım vardı orada, ondan aldım. Yönetim değişecek, geç kaldı. Kadısın seni baltalamaması kötü oldu. Diktatör olunca mı öyle oluyormuş? Monarşi değilim şu an. Ha, adam ölünce mi monarşi olacağım? Olabilir. Bari basayım da biraz. Ama lütfen kan abi admin policy ekle, istersen admin puanı götürme, free policy açtın government reformlarına. E var zaten. Şu an kullanıyorum bak. Ha. 4 oldu lan. Neyden kazanıyorum? Political principle ha. Dictatorship. Böyle kalırsa iyi olurdu aslında ya. Dictatorship. Neyse, seçimden de kurtuluruz. Monarşiden daha memnunum en azından ama dictatorship olarak kalsak belki de daha iyi olurdu. Burada da %10 moralim varmış. Asiktir. Cumhuriyet'in şeyleri güzelmiş lan. Ben hiç bakmamıştım bunlara. Bu sefer patlayacağım agancım. Advisor cost da düşürüyor. Divine guidance. Absolutizmi arttırıyor. Admin free policy. Bir sürü varmış aslında reform. Bizim para ne oldu? 46. Ne galyon? Abi. İstemiyorum ki galyon. Dur şunu revale çek. Ne yapayım abi koca savaş gemisini ben ya. Sil şunu anasını satayım. Tamam görevden veriyorsun anladım da. Götüme mi sokacağım iç denizde koca savaş gemisini? Ha, monarşi olacağı için mi? Okey. Politikadan disiplin alsın. Abi, şu an bir yararı yok ki niye alayım? En yüksek moral kimde bilmiyorum. Sıra basmazsan tekrar monark oluyorsun galiba. Basamam ki zaten şu an. Nereden basıyorum? Kingdom of Reformlardan Hordol. Söylesene Avusturya Macaristan'ı annexlesin artık. Halis senin Macaristan'ı annexlemeni istiyorlarmış. Kingdom olduk. Long live the king. 2-5-1. Hay ağzına sıçayım bari daha düzgün biri gelseydi. Yine geri döndük krallığımıza. Ne yapayım? Dön başa. Kömürde patlıyor. Unjustified demands. Ya yine mi seçim? Bir tane durdum. Ağzına sıçayım ya. Seçime döneceğini zannetmiyordum. Kaldırdık kurtulduk diye umuyordum. Yine seçim geldi başıma. Allah'ım. Derdimiz bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Wazir cost, leader cost. 50k mı? Admin free policy. 50K. Aslında olsa iyi bir olsun. Advisor cost'u ben daha tatlı buluyorum bu sırada. Param. Able's parliament disables nobility states. Bir tane toprak oluyor. Ülkede 10 sene isyan çıkıyor. Absolutism, army tradition, production F. Prodef. Autonomy, number of states,
Şimdi bunlarda teokratinin moral verdiğini biliyorum. Onun dışında çok şeyinde değilim ya. Yine Republic'e çevirebilirim hükümeti yalnız. Geçen sefer legislative armiye ver. Tekrar Republic'e döndüreceğim o zaman ya. Teokratik güzel ama moral veriyor, ondan eminim. Gerisini hiç bilmiyorum. Gerisine hiç gitmem çünkü. Çevir net benim istenince sana sıçradı ha. Ama onu da liderlerinden memnun değilim işte. 1-1-4 geliyor ya. Şey kasman gekip duruyor. Ben taşıyı açana kadar. Morali. Ya hadi yapalım tekrar. Election. Keep Stanislav. Yok siktir git Stanislav, sen berbatsın. Ya da kalsın diplo veriyor. Mika seni şeye vuruyor. Yeni reformlar. Ne veriyorsun? 8 yıl duracak başta. Absolutizmi düşürüyor ama. Merchant Republic mekaniği açıyor. Aristocrat Trader the Guilds. Aristocratic Idea Group. So aristocratic. I can play state post. Can... Yok ya. Filtokrasiye gerek yok. Siktir git. Oligarşi. Yalan ya, yemin ediyorum yalan. Şu an en az absolutizmi götüren bu ve Army Tradition veriyor. Bence daha iyi Noble. Bu tarihte kim seksiye düşüyor? Republicanism. Hala saçma. Random candidate bonus artı 1. National Unrest eksi 1. Bu tam olarak ne ya? Random candidate bonus artı 1 diyorsun da yani sıradan birini seçtiğimde herhangi bir puanla artı bir mi geliyor? Çünkü random seçiş yok. Kalyon mu yaptı? Dur. Kalyonları da yok edeyim de. Napoli'mdir nedirse. Kardeşim adama 100 development bir toprak verdim. Bırak da uzasın. Telefonlar adama yok. 52 development bir toprağı verdim. Saray yıkılıp yıkılıyor. Bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya. Şeye bakıyorum ya. Republican Tradition olabilir, olmaz değil de şu random candidate bonus ne? 1-4 gibi falan başlıyor. İyi o zaman böyle alalım ya. Bu daha iyi. Maksimum absolutizmi arttırıyorsun. Corruption düşürüyorsun. Absolutizmi indiriyorsun. Siktir git, arttır tabii ki. State maintenance'ı kesiyorsun %25. Number of states veriyorsun. Global trade power veriyorsun. Bence state maintenance. Şu an çok ödüyorum çünkü. Daha sonrasında güçler ayrılığı mevzusu var. 20K var. Yani ikisi de bir çükeye arıyor gözükmüyor. En altta da daha gidiyor öyle. Bakarız ya. Geldikçe bakarız. Şeylere bakalım ne oldu. Bunu şu an yapmama gerek yok. Nasıl kullanmıyorum. Öf, en sevdiğim para alma. Alo. Alo. Oğlum diktatör oldum, monarşi oldum, tekrar cumhuriyet oldum. Konuşabiliriz. Muzaffer beyler buradalar mıymış? Aman 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 aman, nerelere geldik? Muzaffer. Evet. Selam yavrum. Para atın. Para. Para mı? Yoksa Osmanlı atmıyor mu? Osmanlı atmıyor, o yüzden çıktık zaten. Hayda. Osmanlı nasıl atmıyor ya? Kardeşim atmıyor. Sizin zaten orada olmanız bir hata yani. Kimlere kimlere hizmet ediyorsunuz? Tiranlık sergileyen adamlara hizmetler yapıyorsunuz. Çok ayıp ya. Abi başımıza tiran çıkmasın diye hizmet yap. Büyüdüm, palazlandım, vurmaya hazırım diyorsun. Saplamaya hazırım hançeri diyorsun. Allah. Bir nevi öyle. İyi bakalım, hayırlısı. Ben de İsveç'e saplayacağım eğer önümü alırsa. Bakıyorum yani ne yapıyor diye.
Ben de moraliye saplamak istiyorum. Teokrasi de moral var aynı. İtalyanlara benziyor. Onur. Senin sesleşin var. Dur. Dur. Kardeşim maliye. Bir dakika. Halis'in yanına çıkıp geliyorum hemen. Halis, rica etsem biraz konuşur musun? Sana seninle aynı seste olan mod şu an chat'teymiş de. Ne konuşayım? Ya bilmem, anlat. Ben Halis, havalar çok sıcak falan diye, ne bileyim. Konuş böyle. Bence Osmanlı'ya bir çare bulmamız lazım. Bunu da yüzüne demezsin. Bu benim lan yazıyor. Oğlum vallahi çok benziyor sesiniz ya. Dur gelsin. Şu kanala gelsin. Onur, atla kanala, atla. Ayıramayacaklar hanginizin konuştuğunu ya. Ben böyle bir şey görmedim birader. Çok merak ettim ya, gelsin mi? Victory card. Ben şu an ne kullanıyorum ki? Text modifier alıyorum. Prestige. Abi nerede o çocuk, banlıyorum şu an. Allah belanı versin ki benimle aynı. Oha. Şu an hangisi konuşuyor diye kafamı çevirmek zorunda kalıyorum abi. Abi bütün ittifakları şu an iptal ediyorum. Hemen hemen. Boz İngiliz'de de küfür. Kimim ben? Ben kimle oynuyorum? Avusturya'sız. Avusturya. Kim Avusturya? Lan susan sen. Vallahi adamların sesi aynı ya. Abi çok benziyor diye bir şey yok. Aynı sesiniz ya. Ayırt edemiyorum sesinizi. Abi Osmanlı kankamdır. Söylüyorum. Allah razı olsun. Ya, ya. Ne kadar benziyor sesi ya. Mikrofonla mı alakalı acaba? Olabilir. Belki Onur'un gerçek bir sesi yoktur. Tamamen ses efektidir. Halis de öyle bir şey kullanıyordur. Ne bileyim. Haydi. Yüz yüze geldik ama neyse ka. Doğru lan, bir de o var. Neyse, Halis'e modluk verin. Benim bundan sonra vezirimdir. Ama cidden Halis bir konuş. Yani, modluğumu istiyorum ama. Sen de, çocuk utandı ya. Oğlum aynı adamların sesleri aynı ya. İnanılmaz bir şey. Çok benziyor. Yani. Klon Onur. Benziyor değil, aynı olur. Hani ufak bir ritim şeyi var ama... Seninki daha bir ağır. Ritim. Daha tiz. Aynen. Ya çok ufak bir tizlik bastık durumu. Halis'inki biraz daha bas. Onur'unki biraz daha tiz ama ya çok yakın ses ya. Abi teo atmak serbest değil mi chatte? Teyambullerin uyuduğunu sürece serbest. Şu an hangisi soruyor onu bilmediğim için göremedim çünkü hangisi sordu. Şu Halis diyordur falan, ne oluyor ne bitiyor. Evet, bu Halis'in sesine benzeyen orijinal Halis'e mi? İngiltere ve... Kendi kendine konuşuyor. ...arasını bozuyor. Abi onlar benim kölemdir, bu kadar ya. Yok, etmem onları. Asıl Avusturya bu, öyle olmaz zaten. Tabii, bu arada Avrupa'dan herkes iklisin gitsin. Benim topraklarım. Hayda. Hadi bakayım. Tamam, çocuğu şeye koyacaksın, topa koyacaksın. Çekil git şuradan artık, yeter. Dur dur, onu geçtim de Commonwealth İmparatoru yapalım da bir tane şey geçiririz. Neyse, kaçıyorum ben. İyi oyunlar. Görüşürüz size. Onur. Neyi geçireyim ya? Nasıl geçireceğim? Neyi geçireyim? Kime geçireyim? Reform geçirecek bir durumumuz yok ya. Ya bence 50 tane toprak vardır sende. Ha, o açıdan diyorsun. E nasıl gireceğim ki? İmparatora giremem şu durumda. İmparator yapacağız seni. Oy vereceksiniz. Evet. İsveç. Diğeri Münster. Münster'le aramı mı yapacağım? Adamın vasalı. Yok. Bana sadece İsveç verdi. Geçtim hani. Münster İsveç'e veriyor zaten. Ha, onu isteyene bağlı. Aynen. Şu an her yerin başarısında İsveç. Şeyler bitti de neresine dalayım oğlum, bekle işte şey bitsin. Bak bak, şerefsiz bak, hemen çevirdi kendini. Yazıklar olsun. Sen kim köpek bana hakaret ediyorsun? Aşağı atlayayım ya. Venedik'e girdim, korsanlık yaptım. Onur'la Halis'i aynı anda chatte konuşturdum. Aynı abi, adamların sesleri aynı. Harbi mi? Kendileri de şaşırdık. Kendileri de şaştı kaldı.
Furkan? Bu İsveç meselesi ne olacak ya böyle? İsveç önümü kitleyerek beni direkt şey yaptı yani. Karşısına aldı direkt. Şu an patır kütür giresim var yani. Efsane yapmış. Kaan, Novgorod'u çıkarsana Vasal. Novgorod'u Vasal mı çıkarayım? Niye? De çıkmıyormuş. Ben de değil zaten de niye? Ay, tüm klemleri şeydi ya. Gerçi çok yokmuş ya. Ben duruma tilt olmuş vaziyetteyim İsveç'e karşı ya. Adam direkt orayı şey yaptı. Baksana, territory land yaptı adeta. Kesti attı. Hamit'in hangi merchant oynadı yerinden ya? Savaş sebebi de Osmanlı var yanında. Savaş sebebi deyip laap diye girmekle olmuyor. Topçu basmamıza da gerek yok ya. Abi şuraya bak, ne kadar çok var. O zaman ben ordu basıyorum abi. Ben fitil ben olduğum için. Bir 50k daha basacağım ben de. 50'sini de infantry mi bas? Hatta İnadına Rusya'dan değil de görevim olan toprakları alıp %10 daha moral kasmaya çalışayım. İsveç'i göbekten yutarsam %10 moral veriyor görev. Belli topçu yeter mi? Daha basayım mı acaba ya? Yeter abi. O kadar hani fazla front savaş olmayacak. 32 zaten limit şu an. 34. Şu an 34. 34 mi oldu? Hı hı. Evet. Dünyada da benim. Bizde 20k. Orada var. 5 geliyor. 5 daha buna ver.